Tık tabi Emre'yi de uğurlayalım. Teşekkür ederiz Emre'ye. Ee, mikrofonu Sercan dikmeye bırakacak. Şimdi Sercan, Zeki abinin söylediği önemli bir şey vardı. Dedi ki mutlaka işte bu bay geçen takımlar, çünkü 10-15 günlük bir periyot, devre arası gibi düşün bunu. İlk hafta başladıklarını hep bir sıkıntı yaşar. Beşiktaş takımı Ümraniye'de bu sıkıntıyı giderecek neler yaptı, neler yapıyor, neler planlıyor. Hoca mutlaka oyuncularla toplantı yapıyordur. Mental olarak hazırlıyordur Denizli maçına. E, şu bir gerçek. De Souza'nın açıklamaları önemliydi. Ben Joker değilim. Necip Joker. E, Haldun abi dedi ki antrenman görüntülerine baktığımızda oyuncuların birbirlerine karşı çok samimi bir şekilde davrandıklarını görüyoruz dedi. Yani bir aile ortamı var. E, bir takımdaşlık örneği sergiliyor ...Beşiktaş'ta oyuncular. Hoca da dahil, teknik heyette dahil, yönetim de dahil. Beşiktaş'ta şu an için işler çok çok iyi gidiyor. Ee, sözü sana bırakalım. Transfere dair de bilmiyorum Zeki abinlerin de soru var mı? Ee, varsa soracaktır. Yani Bay geçirdi, geçirdi haftayı Beşiktaş nasıl geçirdi? Söz sende. Beşiktaş Ankara'dan döndükten sonra Gençler Birliği maçından sonra Aykut İnce Sergen Hoca takıma 3 gün izin verdi. Gidin dinlenin fiziki olarak biraz daha rahatlamış relax bir şekilde gelin dedi futbolcularına. Ardından geldikten sonra Nevzat Demir tesislerinde özellikle dün ve bugün Dün antrenmanın büyük bir bölümü değil sadece 15 dakikalık dilimi basına çıktı. Ardından Beşiktaşlı futbolcular fiziki yükleme gerçekleştirdi. Hani o yorumlar içerisinde acaba bay geçilen 10 günlük aranın ardından fiziki olarak hangi durumda olur Beşiktaşlı futbolcular? Bu sorunun cevabını verebilmek adına bunu belirtiyorum. Dün ve bugün fiziki yüklemeler gerçekleşti takıma. Sergen Yalçın ve yardımcı antrenör ekibi tarafından. Özellikle bu dilimde maç yapmadan geçilen... E, bu dilimde. En azından fiziki olarak oyuncuların gerilememesi amaçlandırılıyordu. E, ayrıca Raşit Gezal Beşiktaş'ın e, hucum oyununda çok önemli bir silah ve hücum aksiyonlarında Sergen Yalçı'nın e, büyük bir planı Gezal'ın üzerine kurulu. Bugün şöyle bir durum gerçekleşiyor. Takım antrenmana başlıyor. E, bir yarım saat dilim geçiyor. Gezal o dilimde takımdan ayrı çalışıyor. Ancak antrenmanın son 25-30 dakikalık bölümünde Raşit Gezal ben takımla çalış, çalışıp kendimi denemek istiyorum diyor. Sakatlığı vardı. E, hatta teknik et bu konuda biraz daha üzerine düşüyordu. Acaba ne olacak? Oynatabilecek miyiz? Gökhan Töre'yi hazır bekletiyorlardı. Bugün itibariyle Raşit Gezal antrenmanın son bölümünde takımla birlikte çalışıp kendini denedi. Denedikten sonra durumu nasıl? Şu an itibariyle iyi. Ancak Beşiktaş Teknik Heyeti ve Sergen Yalçın şunu düşünüyor. Acaba biz Denizli Spor maçında sahaya sürersek Allah korusun bir durumla karşı karşıya kalabilir miyiz? Riske etmeme planı kafasının bir yerinde teknik eğitim ve Sergen Yalçın'ın var. O nedenle Raşit Gezal şu an Denizli Spor maçında ilk 11 diyemiyoruz. Ancak kadroda olacak mı? İçeride konuşulan Gezal'ın şu anki kendini iyi hissetme durumu biraz yedekler arasında olacakmış gibi duruyor. Gökhan Töre hazır durumda. E, Gezal'ın oynamaması durumunda Gökhan Töre oynayacak gibi duruyor. Beşiktaş bu dilimi biraz dinlenerek özellikle kendi içerisinde ee, sorgulama yaparak geçirdi. Hep yayınlarda şunun altını çiziyorduk Aykut İnce. Fenerbahçe ve Galatasaray teknik heyette içeride tesisteki isimlerle yöneticilerle konuştuğumuz zaman şunu ifade ediyorlardı. Galatasaray ve Fenerbahçe sağ dışı konuları konuşuyorlar ve gündemleri sağ dışı. Bizim Beşiktaş'ın şu an tek gündemi sağ içi. Ligde en iyi futbol oynayan takım biziz. Bunu her programda, her haberde, alt metinde bunu vurguluyorduk. Dün gerçekleşen Aspor'da da ekrana getirmiştik. Josef de Souza da aslında bu durumu ortaya çıkaran bir cümle söyledi. Sağ içinde kalırsak ligin favorisi biziz. Burada Beşiktaş'ın ne amaçladığı da anlaşılıyor. Josef de Souza'nın söylemek istediğiyle de. Beşiktaş o nedenle bazen Beşiktaşlı taraftarlar diyor ki... ...acaba biz bizim yöneticilerimiz neden çıkıp bir açıklama yapmıyor... Veya işte bununla ilgili nasıl bir tepki olmuyor? Beşiktaş'ta, camiada, içeride camiada konuşulan durum biz sadece sağ için odaklanacağız. E sezon sonunda şampiyonluk böyle gelecek planlaması var. E, bir isimden de bahsedelim. Dorukan, Zeki abi, Haldun abi, sizler Aykut abi. E, bunun üzerine e, çok konuştuk, çok haber gerçekleştirdik. Ancak biraz yolun sonuna gelmiş gibiyiz Dorukan Toköz konusunda. E, Sayın Başkan Ahmet Durçebi bir aylık bir dilim tanımıştı. Artık o süre Doluyor, doldu bile. Ee, Dorukan Toköz'ün Beşiktaş'ta yollara ayrılacak gibi duruyor. Ancak konuştuğumuz isimler şunu söylüyor: Dorukan e, Avrupa'da oynama isteği var. Dorukan'ın Avrupa'da kendini kanıtlamak istiyor. Hatta e, bunu ikinci kez söylüyoruz ama Beşiktaşlı yöneticilere Dorukan ve menajer arasında geçen görüşmede Dorukan'ın isteğinin bir para değil, hedefleri arasında Avrupa'da oynamak olduğu o nedenle Beşiktaş'tan ayrılma mesajı içerdi. Ancak Beşiktaş da onu kadroda tutabilmek adına bir teklifte götürdü. Ki bu teklifi 7 milyon TL artı 100 bin TL olduğunu e, A Spor ekranlarında söylemiştik. E, La Liga'yı işaret etmiştik. Real Betis'in bir isteği var. Dorukan Toköz'le ilgili olarak. Udinese'nin bir isteği var İtalya'dan. Ancak bugün itibariyle La Liga'daki İspanya ekiplerinin biraz daha Dorukan'la ve menajeri Ahmet Bulut'la temas hızlandırdığını, sezon sonunda çok büyük bir ihtimalle ee, ...Dorukan ve Beşiktaş'ın yollarının ayrılacağı görülüyor. Ancak e, Dorukan cephesinden edindiğim izlenim benim. Direkt cümle olarak değil, izlenim olarak söylüyorum bunu. Eğer hedefler arasında bir sapma olursa... ...biz Avrupa'da değil artık tamam Türkiye'de devam edelim derlerse... E, ...Beşiktaş'ta bir kez daha masaya oturulacağını söyleyelim. Dorukan kısmı da bu. Aykut İnce. Bana gelen bilgi de Dorukan'la ilgili olarak... Yurt dışından gelen teklifler evet doğru. O söylediğin takımlarda doğru. Vergiler falan düştükten sonra e, eline geçen rakam Beşiktaş'ın önerdiği rakamlardan daha az olduğunu menajeriyle oturup e, kafa kafaya verip diyorlar ki işte Beşiktaş bize 900 bin euroya kadar çıktı. Zaten başkan da kendisi söyledi. 1.300'e 1.500 arası bir rakam istiyor. Bunu vermemiz mümkün değil. E Şimdi öbür taraftan da e, Fenerbahçe İrfan Can'ı aldı e, Galatasaray geç sonu aldı derken yani oralarda artık e, ezeli rakiplerde de bir bolluk var ortalanlarda. O yüzden e, Dorukan'a verilen sürede doluyor Mart ayı gibi. Şubat sonuna kadar işte az önce senin söylediğin gibi. önümüzdeki hafta bence benim düşüncem ki bana gelen bilgi de o. tekrar Beşiktaş yönetimiyle, menajeriyle birlikte görüşüp biz Beşiktaş'ta kalmaya karar verdik diyecekleri şeklinde. Ama bir bonus istiyorlarmış. Bonus ekleyeceklermiş. Onun dışında sorum şu. Bana gelen bir bilgi var. Atiba ile ilgili işte 38 yaşında. Önümüzdeki yıl için şunu söylüyorlar Atiba'ya. Şu teklifi yapacaklarmış. İşte 40 maç mı var? Onun en fazla 20'sinde oynayabilirsin. İstersen kulübe, kravatını tak kulübede dur. Hocanın yanında dur. İstersen sadece işte belli bir bölümde oyna ama sürekli olması zor. Zaten Atiba'nın da böyle bir beklentisi yok. Atiba'nın yerine bir arayışı varmış Beşiktaş'ın. Sergen hocanın önüne de gelen isim Arsburg'da Almanya'da oynayan e, onu da söyleyeyim ismini e, Kedira. Bu Kedira tabii şey Juventus'ta oynayan no, Sami, Sami Kedira'nın Kedira kardeşiymiş. Evet. Onu söyleyeyim. E, 1.88 boyunda ki bir oyuncu Sami Kedira'nın kardeşi. ...gündeme gelmiş, Beşiktaş'ın gündemine gelmiş Rani Kedira. Bununla ilgili bir bilgi var mı bilmiyorum ama Sergen Yalçın'a böyle bir öneri gelmiş. Tabii bunu e şu anda bir proje aşamasında ne olup ne bittiğini bilmeyiz. Ama burada da Atiba'nın yerine bir arayış da varmış Beşiktaş'ta. Bir ilave de ben yapayım Zeki abinin konuşmasının altına. Dorukan'dan baktığımızda zarar etmiş olmuyor mu Sercan? Yani zarar derken şöyle... İyi paraya satabilirdi devre arasında Beşiktaş yönetimi. Ama burada sanki geç mi kaldı? Yoksa transferde Beşiktaş yönetimi çok çalıştı. Hakkını bir kenara koyalım. Hakikaten müthiş çalıştı yönetim. Tebrik ederim buradan da zor şartlar altında işleri kolay değildi ama Dorukhan'dan sanki zarar etmediler mi? Devre arasında Beşiktaş'a e, çok özür dilerim. Zeki abinin söylediğinden devam edeyim ben. Tabii. Atiba ile olan bölüm. İsimler konusunda siz de benden konuşabilirsiniz. E, iyi bir bilgiye sahipsinizdir Zeki abi. Ben isim konusunda bir şey söylemeyeyim şu anlık. Ancak Atiba ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Atiba bugün itibariyle e, oynamaya daha sıcak bakıyor. Ancak daha önünde uzun bir süre var, kalan haftalar var yani. Sezon sonu oturup konuşabilmek adına. Çünkü sezon başı da e, neredeyse Beşiktaş son bölümde, son 2-3 yıllık bölümde her zaman Beşiktaş'la Atiba arasında o sözleşme uzatma konusu sancılı geçti. Evet. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hep böyle takım <laughs> topbaşı yapmasına rağmen Atiba iki defadır iki yaptığı sözleşmede de takım e, topbaşı yaptıktan belli bir süre sonra e, takıma katıldı, su kontratı imzalandı. Aradaki o pazarlık süreci uzun sürmüştü. Atiba'nın bugün itibariyle ama oynamaya sıcak baktığını söylüyoruz. Ama ailesi tamamen burada yani ailesinden kastım sadece birinci derece yakınları değil ikinci derece yakınları da üçüncü derece yakınları da burada İstanbul'da Türkiye'de yaşıyor Atiba'nın. E, Atiba ile Beşiktaş arasında e, bu saatten sonra konuşulacak şeyler çok 1-2 dakika sürecek bir şey Zeki abi. Evet. Sizin yaptığınız yorum çok doğru. Arayışları var Beşiktaş'ın o bölge için ki e, sadece bir bölge için değil o bölgede 6 numarada 8 numarada oynayacak birçok isimle görüşmeler sürdürüyor. Hem Sayın Erdal Tornoğulları hem Sayın Emre Koca da. Ancak Atiba bugün için oynamaya daha sıcak. Dorukan'la ilgili olarak Aykut İnce e ee, Dorukan'a devre arası için Beşiktaş'a gelmiş bir resmi teklif yoktu. Aslında bir önceki yönetime gelmiş olan Uduneze'den bir teklif vardı. 6,5 milyon euro civarında. Ve Fenerbahçe'nin e, ilgisi vardı. yani onu evet, onu sor, sormak istedim. Devre abi. arası, devre arası e, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Dorukan için resmi bir görüşme olmadı. Gayri resmi görüşme olmuş mudur? Belki oyuncu ve menajer aracılığıyla olmuştur. Ancak Beşiktaş devre arası Türkiye'de bir takıma vermeyi hiçbir zaman düşünmedi Dorukhan'ı. Para kazansa dahi Türkiye'de başka bir takıma, Fenerbahçe'ye veya Galatasaray'a Dorukhan'ı bonservis vererek at, e, verme düşüncesi, satma düşüncesi hiçbir zaman olmadı. Eğer e, bu konuştuğumuz Real Betis gibi veya Serie A'da, gibi Eze gibi e, ekiplerden resmi teklif gelseydi sezon e, devre arası için düşünülebilirdi. Ancak oyuncu tarafı da şunu biliyor ki, biz böyle devam ettiğimiz sürece belki evet formasından özellikle devre arasından sonra uzak kaldı e, Dorukhan Toköz. E, zaten giderken de biraz eli kuvvetli olacak. Çünkü bir bonservisle gitmek var Avrupa'ya. Bir de bonservisi elinde sözleşmeyi imzalamak var. Çünkü bonservisi elinde olduğu zaman e, kendi alacağı yıllık ücret biraz daha fazla olabilecek. Şunu belirteyim Dorukhan'la ilgili olarak. E, Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut. Ahmet Bulut'un özellikle İtalya'da güçlü bir eli var. Özellikle de Real Betis kulübü üzerinde e, yakınlarının olduğunu o piyasada, o pazarda özellikle kuvvetli olduğunu biliyoruz. E, teyitli bir bilgi olduğu için hem Udunez'e hem de Real Betis'in tekliflerinin sezon sonu için e, masada olduğunu, şu an resmi bir teklif yok. Oyuncu ve kulüpler arasında konuşulduğunu söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ederiz Sercan'a. Yoksa sorunuz uğurlayalım arkadaşımızı. Yok, bayağı, bayağı bilgi aldık. Evet, teşekkür. Teşekkürler Sercan. Teşekkür ederiz. Şimdi Dorukan konusunda ben de şunu söyleyeyim. Şimdi devre